Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Biraz videoyu geç çekiyorum. Şu an saat 10 civarı. Olsun dün yetiştiremedim. Bugünün enerjisiyle çekiyorum. Bugünün enerjisiyle kitabı açtım. Çok süper. Sizin niyetinizi açtım sevgili koçtaşlarım. Vallahi ben de merak ediyorum. Doğrusu hangi işaretleri nasıl okuyacağız diye. Şimdi 15 Şubat 20 1 Şubat arasındaki koçtaşlarımın yorumunu yapacağım arkadaşlar. Umarım hepiniz böyle birbirinize sarılırsınız. Dostluk zincirleri oluşturursunuz. Öyle bir şeyler gözüküyor. Bakalım yine de ben inceleyeceğim koçtaşlarımın taşlarımın durumlarını. Genel bir duruma bakacağız. <laughs> evet Bismillahirrahmanirrahim. Ve kefa billahi sahiden. Muhammed'in Resulullah Fetih suresi 28. ayetin bir kısmını okudum arkadaşlar. İkili ilişkilerde bazı iyileşmeler görüyorum. Bazı koçtaşlarım mevcut durumu korurken bazıları ilişkilerinde bayağı bir ilerleme kat edecekler. Arkadaşlar böyle bir ikili ilişkiler olsun, sosyal ilişkiler olsun. Koçtaşlarım bu hafta içerisinde güzel bir yol alacaksınız. İnsanlarla düşünsel anlamda bir yola gireceğinizi görüyorum. Dostluklarınızın pekişeceği bir dönemdesiniz. Düşmanın değil dostun dediği olduğu diyeceksiniz sevgili koçtaşlarım. Bakınız 3 tane konu var kafanızı kurcalayan ama biraz daha ya, düşünürseniz bir yerleşke sorununu çözeceğinizi görüyorum. Bir de duygusal hayatla ilgili gidenler gelecek ve asıl aşkı bulabileceksiniz. aşkın aslı veya yalancısı var mı dersiniz? Bazı arkadaşlar uyumsuz ilişkiler sonlanabilir bu hafta. Kesinlikle bir mantık çerçevesinde bırakacağınızı, sorunlu ilişkileri geride bırakacağınızı, güzel bir zamana yelken açacağınızı görüyorum. Şimdi az kalmış arkadaşlar. Bazı sıkıntıların gitmesine ayın da desteğiyle, ay biliyorsun ay biliyorsunuz dolunay fazında yarın 16 Şubat'ta dolunay fazında oluyor o çok önemli onu özellikle inceledim aslan burcunda bir dolunay meydana geliyor dost burcumuz ve eril enerjiyi çok çekiyor arkadaşlar erkeklerle ilgili sorunu olan koç hanımları bir kabuk değiştirebilirsiniz partnerler kocalar kendilerini değişip değiştirebilirler bir değişim göze çarpıyor. Planlarınız ve hesaplarınız, kitaplarınız var. Hepsi yerli yerine oturacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, aşkta yüzünüzün güleceği, belki de işte nokta koyduğunuz bazı aşkları bir daha gündeme getirebilir bu dolunay. Aslan burcundaki bir dolunay ve haklıyı haksızdan ayıracak arkadaşlar. Evet, keşke şunu yapsaydım, bunu yapmasaydım dediğiniz bir olay var ki her an kapınızı çalabilir. Lütfen e, keşkelerle, pişmanlıklarla vakit kaybetmeyin. Bir fırsat daha gelecek. Eğitimle ilgili bir fırsat gelebilir. Para kazanmayla ilgili bir fırsat gelebilir. Bunu değerlendirirseniz çok çok ileri safhalarda yer alacaksınız arkadaşlar. Hava gruplarıyla ile iletişiminiz çok soft ve yumuşak olacak kovalarla ikizlerle ve terazilerle hiçbirini böyle şey yapmayacaksınız geri çevirmeyeceksiniz gerek sosyal ilişkilerde gerek e, akrabalık ilişkilerinde hava gruplarından büyük destek alacağınızı adeta tatlı bir Meltem'in sizi saracağını görüyorum arkadaşlar ve babacan birisinden sizden yaşça büyük babacan birisinden büyük bir destek almanız olası. Karma karışık olan bazı işlerin çözüleceğini görüyorum. Yaşamınıza adeta bu dolunay bir ışık tutacak. Çünkü bu dolunayda aşk evi şenleniyor arkadaşlar. Bugün, yarın, diğer günler veya önümüzdeki 15 günlük eksi 15 artı 15 sayabilirsiniz eski aşklar gündeme gelecek ben ettim seret ve diyenler olacak <laughs> artık ne yapalım siz de alın kabul edin arkadaşlar şimdi hayallerimin gerçekleşmesine ne kadar var diyebilirsiniz arkadaşlar bakınız büyük hayaller var küçük hayaller var ve Neptünyen durumlar var. Yani bağımlı ilişkiler var koçtaşlarım sizde bağımlı ilişkiler var bazı ma maddi boyutta hayaller var gerçekleşecek mi kesinlikle evet bir koçun isteyip de elde edemediği hiçbir şey yoktur alır alır arkadaşlar bir koç burcu istediğini alır elde eder araba mı istiyorsun alırsın eğitim almak mı istiyorsun alırsın çünkü biz lideriz en önce burcuz ve istediğimiz kadar balık burcundan gezegen etkisi olsun. İsterse ay burcumuz olsun. Güneş koçları ebediyen destekliyor ve onlara yeniden doğum, yeniden doğum mutlaka başarıyı veriyor. O yüzden araba almak hayalin varsa lütfen hayalinden vazgeçme. Ev almak hayalin varsa hayalinden vazgeçme. Bir şekilde evren sana onu taşıyacak. Bir de bazı maddi olanaklarının iyileşeceği haftadasın koçtaşım, koçtaşım, sana gelen kısmeti reddetme, bu bana fazla, bu gelir bana fazla deme, bunu da kazanamam deme, evren duyar bir daha sana vermez, der bu memnun hayatından, arkadaşlar isteyin isteyebildiğiniz kadar, isteyin ve kulaklarla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz kulak rahatsızlığı, boyun rahatsızlığı çok olabilir koçtaşlarımda. O yüzden duymak istemediğiniz belki dedikodular duyuyorsunuz. <laughs> belki yani kulağınıza bir aşk sözü fısıldanmamış. söz söylenmesin. Arkadaşlar ben öyle yapıyorum. Siz de öyle yapın. Kulaklarımız aşk sözü duymuyor. Bir alkış görmüyorsun. Bir iyilik görmüyorsun. Atıyorum bir övünme beğeni yok koçlar hep öyledir şansımız arkadaşlar koç taşları bakın öyledir yani biz ne yapsak eleştiriliriz ama başka burçlarda o yok onlar ne yapsa şak 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 ayağa kalktı şak 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 kolunu kaldırdı tak 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 Koçlarda böyle bir şey yok. Koçlara ayağını kaldırdın desen ya bu kadın da ne kadar asi, ya bu adam da ne kadar agresif. Koçlara hep bir laf olur yani. Çünkü hep gelir bizi nefret dolu insanlar bulur. Bu yüzden biz nefret dolu olayları yumuşatacağız kulağına aşk sözleri fısıldanmıyor mu? Seni dansa götüren yok mu? Sana bir çikolata gönderen yok mu? <laughs> Sana ne istersin diyen yok mu? Ne bileyim ben hiçbir şekilde emeklerin yok mu sayılıyor iş yerinde evde? Hiç önemli değil. Aç bir Fransızca şarkı dinle. O boyuta geç ve mutluluğu deneyimle. Hiç önemli değil. Kimsenin seni beğenip beğenmemesi hiç önemli değil alkışlayıp alkışlamaması hiç önemli değil. Sen kendini beğeniyor musun? Bitti. Gerisi boy, boş. Hadi koçtaşım. O kaderi hepimiz yaşıyoruz. Ve ben de sizinle aynı yörüngedeyim. Haydi bakalım. Ben kendimi beğeniyorum. Ben özelim. Haydi güzel bir çantana al. Güzel bir makyajını yap. Aynaya bak. Seni seviyorum. Adını söyle bak ben mesela seni seviyorum cana. Sen Fransa'da yaşıyorsun. Atıyorum sen neresi olsun New York'ta kalabalıklara karışıyorsun diye al çantanı çık dışarı. O yörünge desin işte o yörünge desin. İnsanın bir yerde yaşaması için illa oranın e, fiziksel bedenine girmesi gerekmiyor. Bu aralar buna ihtiyacınız var. Kulağınızdan güzel söz duyma ihtiyacınız var. Söylenmiyor mu? Aç şarkıyı kendin dinle. Kendin dinle. Bu benim yöntemim, bu benim teorim. Tutuyor, her zaman tutuyor. Arkadaşlar, biraz sıkıcı günler geçiriyorsunuz ne anlamda? İsyan edenler çok ama yani ne anlamda? Belki resmi evraklar, belki mahkemelik olaylar. Belki ikili ilişkilerde kopma var. Belki birleşememe var. Hiç önemli değil. Belki yalancı bir yareniz var. Yalancı, yalancı, yalancı yârim. Sevmiş bulundum seni, sevmez olaydım. Belki yalancı yareniz var. Hiç önemli değil. Bırakın gitsin. Yalancılarla işi olmaz bir koçun. Olmaz. Olmaz. Yalancılar başka burçlar idare eder. Söylemeyeceğim. Şimdi polemik başlatmayacağım. Neyse. Onların ne olduğunu siz biliyorsunuz. Neyse söylemeyeceğim. <laughs> siz biliyorsunuz. Yalancı yariniz olabilir. Gönderin gitsin. Yalancılar olabilir. Şutla İngilizsin arkadaşlar. Ya müheymin zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 145'tir. Gözetici ve koruyucu demektir. Arkadaşlar müheymin zikrini çektiğinde neler oluyor? Boş yere vermiyorum. Boş yere değil. Her an seni koruyan ve gözeten melekut alemi var. Diyor ki yalan söylüyor. Bak 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 yalan söylüyor. Hmm. Bak biraz evvel buna başkasına da bunu söyledi. Ya da bak 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 seni aldatmak istiyor. Maddi manevi boyutta sıkıntı var. Geri adım geri adım geri adım. İç sesi sana ne olduğunu söyleyecek. Ya müheymin çekiyorsun. Tekrar sayısı 145 sevgili koç taşı. Hele de davanız varsa, hele de parasal sorununuz varsa aniden çözülüyor. Düzgün insanlar geliyor. Yalancılar değil canım. Ve sezgilerin kalp gözüyle görmen her şey açılıyor arkadaşlar. Özellikle de bakınız bugün gece dolunay fazı devam ediyor 16'sında 16 Şubat'ta da Aslan Burcu'ndaki dolunayda sizin cesaret edip de yapamadığınız hayalleriniz bir bir önünüze gelebilir. Yarım kalmışlıklar bir bir önünüze gelebilir. Bunu çekin. Ya müheymin zikrin arkadaşlar. İç sesinize kulak verin. Zengin bir dünyayı yaratın. Seviyorum sizi koçtaşlarım. Hoşça kalın, hoşça kalın.